Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Kazan Yeşim'deki selam. Samsung J2 modelin ekranı kırılmış. Ekran değişimi yapacağız. İç ekran sağlamsa dokunmatik kırık olduğu zaman sadece dokunmatik değişimi yapabiliyorsunuz. Ama iç ekran kırıksa, dokunmatik sağlam olsa da kimse bunu değiştirmiyor. Bilginiz olsun. Ekranınız orijinal bir ekransa bir teknik servise giderek sadece dokunmatik değişimi yapabilirsiniz. 150-200 civarı, bilginiz olsun. Ama biz bunu bütün ekran değişimi yapacağız. Evet, gördüğünüz gibi basmıyor bazı kısımları. Mesela şurası basıyor gördüğünüz gibi. Ama alt kısımları basmıyor kırık olduğu için. Kapatmaya çalışayım. Evet, gördüğünüz gibi kapanmıyor bile. Açık gene işlem yapmıyoruz. Bataryasını çıkarıyoruz. Batarya çıkarmak için elimize vurmuyoruz. Şurada tırnak yeri var. Tırnak yardımıyla bataryasını çıkarıyoruz. Evet, J2 çift 0F fark etmiyor. Zaten model önemli değil. Samsung J2. Ekranı çıkarmak için dikkatli bir şekilde ısıtmanız gerekiyor. Normalde makinelerde de var. Makine koyarak biraz bekletmeniz gerekiyor. Sağlam bir şekilde çıkarabilirsiniz. Eğer bunu da anlamıyorsanız bir teknik servise giderek onunla çıkarsa daha sağlıklı olur. En azından 200-250 milyon size bir para kalır. Bilginiz olsun. Bütün ekranı değiştirdiğiniz zaman orijinal ekranın fiyatı 450 TL civarı. Bilginiz olsun. Ve şu kısımdan başlıyoruz açmak için. Şuradaki kapağı çıkarıyoruz. Çıkardıktan sonra tırnak yardımıyla filmi çıkarıyoruz. Biz bunu ısıtmamız gerekiyor. Bunu şöyle makinelerle ısıtabilirsiniz. Hava makinesiyle. Ekran sökme makineleri var. ...110-120 dereceye getirerek telefonunuzu ısıtarak ekranı sağlam bir şekilde çıkarabilirsiniz. Ama ben bunu uğraşmak istemiyorum. Almış olduğum ekranı takacağım diyorsanız kendiniz bilirsiniz. Gördüğünüz gibi aynı bölge tutarsanız zarar vermiş olursunuz. Şöyle gördüğünüz gibi. İnce bir şeyle böyle bir plastik olabilir. Çelikli yapmayın, zemirli yapmayın. Zemirli yaptığınız zaman ekrana zarar vermiş olursunuz. İlk defa sökülüyorsa bu kadar kolay sökülmez, bilginiz olsun. Daha önce söktüğünüzden dolayı bilginiz olsun. Hani bizim kolay sökmemiz ya da kolay yapmamız size yanıltabilir. O kadar dikkat etmeniz gerekiyor. Ben bunu her seferinde uyarıyorum, söylüyorum çünkü yanlış yapmamanız için.
Sağlam bir şekilde çıkarırsak dediğim gibi 150-200 milyon karımız oluyor. Sadece dokümantik değişimi yaparak işlerimizi yapabiliriz. Biraz daha ısınması gerekir. Dikkat edeceğiniz hususlar var. Şurada geri tuşu, home tuşu, menü tuşun filmleri var. O filmleri koptuğu zaman ekstra size bir zarar çıkıyor. Bilginiz olsun. Evet, bu da orijinal bir ekran. Sadece orijinal ekranın dokümatik değişimi oluyor. Dokümatik değişimi olduğu zaman da buna da revize deniliyor. Hani revize ekran deniliyor ya. Revize demek onarılmış demektir. Yani üstündeki cam ya da dokümatiği değişiyor. Bilginiz olsun. Bir de makinemiz var. Onu da ekrana göstereyim. Evet, şöyle makinemiz var arkadaşlar. Makine 110 ile 120 derece getirerek işlem yaparsanız daha sağlıklı olur. Evet, şöyle makinemiz. Mutlaka bunu kullanmanız gerekiyor. Direkt buraya koymayınız. Çünkü zarar görür. Ve kontrol etmeniz gerekiyor. Telefonu makine koyarken bazen home tuşuna zarar veriyor. Ya da şuradaki kamera lensine zarar veriyor. Bunlara dikkat edelim. Evet, bu orijinal bir ekran. Hemen bakalım. Evet, elimizde beyaz olmadığı için siyah ekran takacağız. Yalnız siyah ekran takarken home tuşu da siyah takmamız gerekiyor. Bilginiz olsun. Bir de bu orijinal ekranların normalde garantileri olmuyor. Genelde sıkıntı da olmuyor. Bilginiz olsun. Hani toptancıda alırken elinizde telefonla giderseniz daha iyi olur. Bilginiz olsun. Telefonla beraber giderseniz orada deneme yaparak yaparsanız daha sağlıklı olur. Bilginiz olsun. Yani orijinal servis ekranların
Diyelim toptancıda aldınız ya da bir telefoncuda aldınız, eve geldiniz, evde yaptınız bir işte bir sıkıntı olduğu zaman karşılamıyorlar, bilginiz olsun. Ben bunun denemesini yapmıştım. Normalde test yapmadan jelatinleri de sökmeyiniz, bilginiz olsun. Eski ekrana ait kalan cam kırıkları, yapışkan atıkları temizlemeniz gerekiyor. Çünkü takacağınız ekran zarar görmemesi için ya da tam oturması için bunları iyice temizlemeniz gerekiyor. Bu filmler de çok önemli. Hani ekran sökerken bunlar zarar görebilir. Zarar görmemesi için dikkat etmeniz gerekir. Bir de kameraya dikkat etmeniz gerekiyor. Ön kamera genelde ekran kırıldığı zaman ekranın içine, kameranın içine tozlar kaçıyor. Temizlensem bile fayda etmiyor. Bilginiz olsun. Üstünü bantla kapatarak işlem yaparsanız daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Rüzgara da dikkat etmeniz gerekiyor. Genelde ekranı bu kırıyor. Tam oturmadığı zaman yerine yerleşmediği zaman ekrana baskı yapıyor ve ekrana zarar verebiliyor. Dikkat etmeniz gerekiyor. B7000 yapıştırıcı kullanacağım şimdi. B7000 şeffaf oluyor. T7000 siyah bir yapışkan oluyor. Onu da söylemiş olalım. Şöyle eşit olarak yapışkanı sürüyoruz. Aslında yetkili servis yapışkan kullanmıyor. Sadece kendi yapışkanı değerlendiriliyor. Bir de yapışkanı sürerken şu ortalara sürmeyiniz. Ortalara sürdüğünüz zaman topaç haline geliyor ve o bile ekrana zarar verebiliyor. Buna dikkat edelim. Çünkü kimi böyle ortalara sürerek işlem yapıyor. Hatayı yapmayınız. Şöyle bandajları çıkarıyorum. Evet, yapışkanı bayağı bir güçlüdür. Söylemiş olduğum gibi yetkili servisler
Ekstra da yapışkan kullanmıyorlar. Sadece kendi yapışkanla yapıştırıyorlar. Aslında şu orta jelatini çıkarmıyor. O da sağlamlık açısından daha iyi oluyor. Sadece buradan biraz kestireceğim. Makasına. Eski ekranı beyaz olduğu için şimdi home tuşu siyah yapacağız. Ekrana uyum sağlasın diye. Bu şekilde çirkin olur sırıtır. Şöyle. Bu tam oturması gerekiyor. Evet, home tuşu kontrol edin. Çalışmadığı zaman tekrar ekranı sökmek zorunda kalırsınız. Evet, genelde şu ızgara ekranlara zarar veriyor. Tam köşesinde dengeliyor. Bastırınca da kırılabiliyor. Veya da ekran tam yerine oturmadı. Böyle kasanın üstüne kaldı. Orada da bir baskı gördüğü zaman hemen kırılıyor. Bilginiz olsun. Yani şöyle sokete takarken dikkat etmemiz gerekiyor. Soket taktığın zaman şöyle iki parmak arasında kalıyor. Bazen insan gücünün farkına varamayabiliyor. Şu şekilde. Ekran kırılabiliyor. Ona dikkat edelim lütfen. Evet, şu koruma kapağı takarken ona da dikkat ediyoruz. Şöyle tam yerine tutmanız gerekir. Bataryanız şiştiği zaman bataryayı mutlaka değiştirmeniz gerekiyor. Çünkü şiş batarya zarar veriyor. Ekrana bilginiz olsun. Ekranı taktıktan sonra mutlaka ekran testini yapmanız gerekiyor. Yıldız kare, sıfır yıldız kare. Ama bunu daha önce test ettiğim için şu anda gerek yok. Bir kenardaki yapışkanları silmeniz gerekiyor, temizlemeniz gerekiyor. İleride kuruduğu zaman biraz zor oluyor. Bilginiz olsun. Evet, biraz bu J2 de biraz kasıyor. Az önce bastım sanki basmıyormuş gibi. Desen ki de olsa bile şöyle acil kısmına getirerek test edebilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi orta tuşu da siyah yapınca artık sırıtmıyor. Mesela ekranınız beyazdır. Beyaz bulamadığınız zaman orta tuşu ya da home tuşu da değiştirmeniz gerekiyor.
Kırılmaz cam kullanırsanız daha iyi olur, daha sağlıklı olur. Kırılmaz camsız kullanmayın. Şimdi lastiklerle 2-3 saat kalması gerekiyor. Sağlıklı kullanabilmeniz için. Evet, power tuşu, ses kısma tuşu veya da artı tuşuna lastiklerin üstüne yapıştırmayın. Çünkü telefona zarar verir şu tuşlarına. Evet, bu ızgara kısımlarında dikkat etmeniz gerekiyor. Söylemiş olduğum gibi. Çünkü oradan ekran zarar görebilir. Evet, bu şekilde 1-2 saat bekledikten sonra lastikleri sökün ve kırılmaz camı taktıktan sonra kullanabilirsiniz eskisi gibi. Ve çıkarmış olduğunuz ekranı da değerlendirebilirsiniz. Ya da bir telefoncuya, teknik servise satabilirsiniz. Bilginiz olsun. Evet, videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.